Merhaba değerli gönül dostlarımız. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızın bugünkü kısmında EKPSS Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve KPSS Kamu Personel Seçme Sınavlarının arası farkı kısaca anlatmaya çalışacağız inşallah. Bu konuyla alakalı çok sık soru geldiği için sizlere bu konuda bilgilendirme yapmaya başlıyoruz şimdi. Evet. Arkadaşlar EKPSS adı üzerinde Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı 2012 yılından itibaren uygulanan ve olmazsa olmaz iki tane şartı olan bir sınavımızdır. O iki şartlar neydi? Birincisi %40 ve üzeri engelli raporumuz olacak. İkincisi en az lise mezunu ve üzeri okullardan mezun olacağız. Yani bu sınava girmek için lise mezunu olacağız, ön lisans mezunu olacağız veya lisans mezunu olacağız arkadaşlar. Bu sınavın diğer bir özelliği ise engelli bireylerin katılabildiği bir sınav olmakla beraber bu sınavdaki giren engelli kardeşlerimiz de kendi engel durumlarına göre sınava tabi tutuluyor ve sınavda gerekli kolaylıklar sağlanıyor arkadaşlar. Yani görme engellerimiz için puntoların yükseltilmesi, yazı puntosunun yükselmesi, okuyucu ve işaretleyici isteme gibi, materyallerin kullanılması gibi kolaylıklar olup veya zihinsel engelli bireylerin kendilerine uygun sorular sorulup veya sınava girerken de ortopedi engellilere veya diğer engel gruplarına gerekli kolaylıkların sağlandığı bir sınav. Bu sınav her 2 yılda bir gerçekleştirilip alınan puanlar 4 yıl geçerli bulunmaktadır arkadaşlar. Bu sınav sonucunda alınan puanlar engelli kamu personel seçme yerleştirmelerinde ve işçi alımlarında yani engelli kadrolu işçi alımlarında geçerli oluyor arkadaşlar. Diğer bir sınavımız KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı. Bu sınavımızda adı üstünde Kamu Personel Seçme Sınavı olup engelli engelsiz bütün bireylerin bu sınava katılması mümkün arkadaşlar. Bu sınav genel olarak hazırlandığı için sorularda bir o kadar genelleme oluyor arkadaşlar. Yani herhangi bir engel grubuna mahsus soru sorulmuyor. Sadece engelli birey bu sınava girerken engel durumunu belirttikten sonra ona küçük de olsa kolaylıklar sağlanıyor. Yani sınav kitapçığının yazısının büyütülmesi, okuyucu işaretleyici verilmesi gibi normal haklardan faydalanabiliyor. Bu sınavda arkadaşlar yani branşa göre ayrı ayrı yapılmakta. Yani orta öğretim düzeyinde ayrı bir sınav, ön lisans düzeyinde ayrı bir sınav, lisans düzeyinde ayrı bir sınav yapılmakta. EKPSS'de ise bu aynı gün gerçekleştirmekte. Ama KPSS sınavında ayrı zamanlarda sınavlar gerçekleştirmekte arkadaşlar. Bu sınavlara da engelli bireyler katılabiliyor. Engelli bireylerin atamalarında yani EKPSS'ye dayalı atamalarda KPSS puanı geçerli değil arkadaşlar. Yani engelli bireyler düz KPSS'ye girdiği zaman engelli personel alımlarında buradan aldıkları puan geçerli değil. Yani buradaki puan EKPSS sınavına göre alınıyor. Diğer bir yandan KPSS puanlarına göre yapılan tüm tercihlerde engelli bireyler engelli personel alımına dayalı tercih yapabilirler. Yani düz KPSS'den puan aldınız. Normal kişilerin başvurduğu tercihlere siz de başvuru yapabiliyorsunuz. Tabii ki engelli kadroların açılması şartıyla. Bu sınavlara herkes katılabildiği gibi sizler de katılabiliyorsunuz demiştik. Bu sınavda genelde 2 yılda bir gerçekleştirilir veya duruma göre bu süre değişebilir arkadaşlar. Bu sürelerin değişmesi KPSS ve EKPSS'de olağan dışı durumlarda mümkün olmakta. Yani bu süreler değişebiliyor. Tercihler de buna göre yapılabiliyor arkadaşlar. Konuyu özetleyecek olursak EKPSS engelli bireylerin kendi aralarında yarıştıkları bir maraton gibi düşünün. KPSS ise tüm adayların yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının olduğu tüm adayların katılabildiği bir sınavdır arkadaşlar. Sizlere bu konuda bilgi vermeye çalıştık. Diğer yayınlarımızda görüşmek buluşmak dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla.